şey. Peki Murat, şimdi Osmanlı'da tarikatlara bakış ne? Yani tarikatlar siyaset üzerinde egemen mi ya da ülke yönetiminde söz sahibi olabiliyorlar mı? Hayır. Efendim şöyle. Belli dönemlerde, çok azdır bunun örnekleri, bazı İslami hareketlerin saray üzerinde etkisi var. Mesela? Bunun en güzel örneği Vanizade hareketidir. Kadızadelilerdir. E bu Vani köyü kuranlar mı? Van, evet. Hemşehriniz. Budur. Fakat diğer tarikatlar bunlar bugünkü sivil toplum örgütleri gibi sosyal müesseselerdir. Ha, sonradan tabii çok bozulmuştur çoğu. Özellikle vakıf müessesesi bunların canını okumuştur. Menfaat şeyi haline gelmişlerdir. Ama güçlü bir mevcudiyettir bunlar. Padişahı da, sadrazamı da, ne bileyim, Şeyhülislam'ı da bir tarikat mensubu olabilir. Fakat siyasette çok etkili değiller. Şimdi mesela bugün Nakşibendilik en etkili tarikatlardan bir tanesi değil mi? Yani hem sosyal yaşamda hem siyasal, özellikle siyasal yaşamda çok etkili. Nakşiliğin Osmanlı'daki yeri ne, rolü ne? Nasıl bakıyor Nakşiliğe Osmanlı? Efendim şu tarikat iyi, bu tarikat kötü diye bir şey yoktur Osmanlı'da. Şeyse ama değil mi hocam, o Halid-i Bağdadi şeyinden sonra Nakşiliğin bir genişleme şeyi vardır. Bir dünyevi iktidar olma yoluna çok sonradan girmiştir. Şimdi Fatih, mesele şu. Cumhuriyet'ten sonra devrimlerle Dekkeler kapatıldı. Tarikat yasaklandı. Ama ortadan kalkmadı bunlar. Mevcudiyetlerini, varlıklarına devam ettirdiler. Fakat tekkelerin bir kısmı cami oldu, bir kısmı müze oldu. Bunlar evlere taşındılar. Şeyleri. Ve her zaman devam etti. Boyutu olmayan tarikate Türkiye'de her zaman için göz yummuştur. İlgilenmemiştir, şey yapmamıştır. Mevlevilik gibi. Mevlevilik gibi. Hatta birçok kaderilik gibi, mevlevilik gibi şeyleri. Ama dünyevi iktidara da talip olan tarikat her zaman kontrol altında tutulmuştur. Nakşilik ve bundan çıkan diğer yollardır. Tabii sonra ama bir Nakşi hakimiyeti bugün vardır. Ve ben şuna karşıyım. Bugün basınımızda işte nereden çıktı bunlar, neydi? Zaten vardı bunlar hep. Ama sıkı bir baskı vardı, kontrol vardı, o kalktı. Vardı. O kontrol Osmanlı zamanında var mı bunların üstünde? Osmanlı zamanında tabii. Tarikatlar kontrol altındaydı. Ama o zaman böyle bir siyasi hareket, siyasi güç olma girişiminin örneği çok azdır. Çünkü zaten rahatça yaşıyorlar bunu günlük hayatta. Tekkeler açık. Her tekkenin ayrı ihya günü vardır, gecesi şeyi vardır. Yani zikir, ayin günü vardır. Onlar bellidir. O mecmuayı tek ayarlarda hoca gayet iyi biliyor onları. Hepsi yazılıdır şeyleri. Vardır bunlar ve padişahı olsun, devletin üst düzeyi olsun birçok şeye bağlıdır. Ve tekkeleri bizzat padişah veya sadrazam ya yaptırmıştı ya çok büyük yardım yapıp restorasyonunu, tamirini yaptırmıştı. Normal bir şeydir bu. Ama bugün basınımız işte şaşkın vaziyette. Sanki basın uzaydan gelmiş gibi geliyor ona. Bu zaten vardı. Türkiye'nin bir gerçeğidir bütün bunlar. Ama açık faaliyet gösterilmeye başlandı o. Nakşilik meselesinde Nakşiliğin revacı ve güçlenmesinin bir tarihi bir mesnedi daha var. Bu Vakayı Hayriye diye geçen, evet, 1826 olayı, yani Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulması ve bu arada bağlı görüldüğü için Bektaşiliğin ve tekkelerinin de tahrip edilmesi. Yukarıda şeyden bahsettik, Üstü Zafer'den, işte orada ne biçim ifadelerle Bektaşi tekkelerine sataştığını biliyorsunuz. Nakşilik ise müteşerri vasfı öne çıkan bir tarikattır. Yani şeriata bağlılığı öyle algılanmıştır. Onun için şeriata aykırılığı tırnak içinde tescil edilen Bektaşi tekkelerine Vakay-ı Hayriye'den 1826'dan sonra her birinin başına bir nakşi getirdiler. Yani tekkeler nakşilere devredildi. Evet. Daha tekkeler doğrusu. Nakşi ama güçlendiler. Evet. Esas büyük güç oradan gelmiştir. Yani Bektaşiliğin doğru veya mevhum
yarattığı sıkıntıya bir çözüm olarak Nakşi şeyhler tekkelere oturtuldu. Ondan sonra da zaten Nakşilik hakikaten tarikat kulvarında egemen bir ama güç haline geldi. Ama bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Her zaman vardı. Gayet tabii canım. Her zaman vardı. Yani. Ya oradan başlıyor en güçlü zamanına, orada kavuşuyor. Peki bu Osmanlı gayet politikası tabii mı? Yani devletin politikası mı Nakşileştirme? Nakşileştirmiyor. Tekkeler başına Nakşi'ye geçince ne oluyor? Şimdi Fatih, Osmanlı bilhassa son dönemde Yeniçerilerden çok çekmiş. Ciddi bir bela olmuş başına. Sultan Mahmut bu teşkilatı kaldırdıktan sonra sadece işte kışlasını topa tutmakla falan kalmıyor. Takip ettiriyor, bulunanlar öldürülüyor, çoğu kaçıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bir de arkasından misinformasyon dediğimiz yani yanlış bilgilendirme, yanlış yönlendirme faaliyetine de başlıyor. Mesela onun çok güzel bir örneği vardır. O zamanki Takvim-i Vekai'de yani resmi gazetesinde bir haber vardır. Şöyle bir haber çıkar. Tırnova'da, o Bulgaristan tarafında vampirler çıkmış. Bu vampirler hanımları taciz ediyorlarmış evlerde. Efendim bir Rum vampir uzmanı bulunmuş. Bu devletin resmi gazetesinde yazılıyor haber olarak. Devletin bir Rum uzman, vampir uzmanı buraya gönderilmiş. İşte aletlerini getirmiş bilmem ne falan filan. Derken iki tane bir yer göstermiş. Burayı kazın demiş. Oradan iki tane Bektaşi Yeniçeri'nin cesedi çıkmış. Bunlar geceleri çıkıp vampirlik yapıyorlarmış. Hakkı sokmak için yani. Şeyden. Bizdeki hurufiliğe takla attırmaz mı bu vampir evet teknolojisi? Ama şey için yani halkı Bektaşilikten ve şeyden soğutmak için. Gayet. Ve bu mezar açılıyor. Kaynar yağlar dökülüyor. Kazık saplanıyor. Bilmem bir tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor. Ve bu resmi gazetede de yazılıyor. Bektaşi gücünü yani esnaf, çünkü esnaf içerisinde de var şeyde Bektaşi muhibbe. Şeyde var. Sadece Yeniçeriler değil, çok güçlü. Tabii çok var canım. O yüzden tekkelerini Bektaşilerden alıyor, binaları Nakşilere veriyor. Ama Nakşiler orada kasten seçilerek mi bilmiyorum. Çünkü Bağdadi'nin etkileri Türkiye'de daha yeni yeni görülüyor o zaman İstanbul'da da. Yeni gelen bir tarikat diye de olabilir. Veyahut belki de aklına gelirdi. Kadirilere de verebilirdi. Bilmiyoruz onu tabii.